Kırmızı Koltuk programından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar değerli izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Romanya'nın ve İslam aleminin yakinen tanıdığı çok değerli bir din adamımız. Evet, Romanya Müftüsü Sayın Yusuf Murat bugünkü Kırmızı Koltuk programının konuğu. Sayın Yusuf Murat, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yeni kutladık Ramazan bayramımızı. Bu arada kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş Ramazan bayramımızı sizin ve bütün İslam aleminin ve bilhassa Romanya'da yaşayan soydaşlarımızın ve diğer Müslüman kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Müftüm, Romanya genelinde genel bir bilgi verir misiniz? Ne kadar evet. Müslüman var? 2002 yılında yapılan resmi istatistiklere göre Romanya'da 66.700 civarında Müslüman olduğu yazılmaktadır resmi istatistiklerde. Tabii biz bu sayının biraz daha arttığını ve bilhassa son dönemde bu Romanya'nın ekonomi düzeyi biraz daha yüksek seviyeye geldikten sonra, yani Avrupa Birliği'ne Romanya kabul edildikten sonra, ekonomi düzeyi de arttıktan sonra bu tarafa biraz daha işçilerin veya iş adamların, Müslüman iş adamlarının sayısının arttığını ve bu Müslüman nüfusunu da etkilediğini ve buralarda bir 100 bin civarında Müslüman olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunlar bu rakam, istatistikler rakam olarak zaten bunu şey yapamıyoruz, yani tam olarak bu konuda böyle bir bilgiye sahip değiliz. Niye? Çünkü bazıları geliyorlar, bazıları geri dönüyorlar. Bu konuda böyle bir göçebe dönem yaşandığı için bu konuda tam olarak kesin bir şey söylemiyoruz. Fakat devletimizin yaptığı resmi istatistiklere göre Romanya'da 66.700 Müslüman olduğu söyleniliyor. Evet. Göreviniz itibariyle geçmişe dönük uluslararası bir anlaşmaya bağlı Müslümanların müftülüğü. O konuda biraz bilgi verir misiniz? Yani şimdi zaten müftülüğümüz kurum olarak bütün en eski kurumdur. Yani Müslümanların idare bakımından Müslümanları idare eden en eski kurumlardan bir tanesidir. Osmanlı döneminden kalan dini bir kurumdur. En eski kurumdur dediğim gibi. Tabii zaten Romanya Müslümanları Müftülüğü denince kurum itibariyle Romanya'da yaşayan bütün Müslümanları kapsamaktadır. Kim bu Müslümanlar? İşte 12. asırdan bu yana burada zaten İslam Romanya'da 12. asırdan bu yana gelmiştir. İşte 12. asırdan bu yana yaşayan soydaşlarımız, Türk soydaşlarımız, Tatar soydaşlarımız, ondan sonra işte komünizm döneminde gelip de burada eğitim gören farklı İslam ülkelerinden bulunan yine dindaşlarımız, Arap kardeşlerimiz. Tabii komünizm dönemi yıkıldıktan sonra bu kardeşlerimiz vatandaşlığı almıştır. Ondan sonra efendime söyleyin, komünizm döneminden sonra iş adamı olarak gelip de veyahut efendime söyleyin talebe olarak gelip de yine vatandaşlar olan din kardeşlerimiz, bunlar hem Türkler olabilir hem Arap kardeşlerimiz olabilir. Tabii ondan sonra en son kategoride bu Arnavut, bu en son kategoride İslam'ı kabul eden Roman kardeşlerimiz, tabii Arnavut dindaşlarımız da var. Yani şimdi böyle bu Müslümanları ben kendim dört kategoriye sınıflandırdım. Yani işte biz soydaşlar, bir 70'li yıllarda gelip de burada eğitim görüp de ve 90'dan sonra vatandaşlığı alan daha çok İslam ülkelerden olan Arap kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz. Ondan sonra 90'dan sonra yine ticaret yine veyahut eğitim aracı gelip de yine vatandaşlığı alan kardeşlerimiz. Bir de İslam'ı kabul eden, efendime söyleyin, yeni kabul eden Romenler. Yani Müslümanlar genel olarak böyle bir istatistikte bir sınıflandırma yapıldığında bunlardan ibarettir. Tabii bize bütün Müslümanlar bağlıdır. Zaten devlet, biliyorsunuz, Romanya devleti çok toleranslı bir devlettir. Yani Romanya devlet olarak, yani hakların en iyi bir şekilde yaşandığı, yani özgürlüğün en iyi bir şekilde vuku bulduğu bir ülkedir. Mesela diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde, Batı ile olsun veyahut yani okyanusun diğer tarafına da geçtiğimizde, çünkü bazı yerlerini ben ziyaret ettim. Yani demokrasinin tam olarak en üst safhada yaşandığı bir ülkedir. Yani şimdi mesela biz Batı'ya çok sık gidiyoruz. Batı'dan bize misafirlerimiz geliyor. Mesela ezan sesi.
Yani burada duyulmaktadır. Batı'da bu kısıtlanmıştır. Yani şimdi mesela tabii biz bu konuda devletimize bize tanıdığı, yani azınlıklara tanıdığı, sadece bu Müslümanlara devletin ayrı bir politikası değildi. Bütün azınlıklara devletimiz azınlıklara aynı yönde aynı yönde bakıyor. Aynı eşit seviyede bakıyor. Eşit ilişkiler kuruyor. Yani bu konuda biz devletimize müteşekkiriz. Yani azınlık olarak bir de biz şunu vurgulamak istiyorum. Yani 12. asırdan bu yana dedik. Yani neredeyse şu an 21. asırdayız. Yani 8-9 asırdan bu yana Müslümanlar bilhassa Dobruca bölgesinde yaşamışlardır ve tabii Osmanlı döneminde çoğunlukta yaşamışlar. Osmanlı dönemi, Osmanlı Devleti buradan gittikten sonra efendime söyleyin burada Müslümanlar azınlık durumda yaşamışlardır. Ve isteyen gitti, isteyen kaldı. Fakat oldu. İşte bu dönemlerde Müslümanlar Hristiyanlarla çok iyi bir ilişki içerisinde geçindiler. Yani hayatlarını sürdürdüler. Tam bu noktada Sayın Yusuf, Müslümanlıkla Hristiyanlık arasındaki ambiyansa nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi zaten çok ortak, yani zaten ahlaki değerler bütün dinlerde ortaktır. Yani bu Hristiyanlıkta da aynıdır, Müsevvilikte de aynıdır, İslam'da da aynıdır. Fakat burada biraz da Dobruca'da, yani Romanya'da özel bir ortam olmuştur. Özel, yani diğer Avrupa bölgelerinde olsun veyahut Balkanlarda olsun bulunmadığı bir model söz oluşturulmuştur. Dolayısıyla tabii burası tamamen farklı diyebiliriz. Yani şimdi Müslümanlar burada ayrı bir inanç akidesi yaşamıyorlar. Aynı inanç akidesini yaşıyorlar. Yani İslam'ın aynı inanç akidesini yaşıyorlar. Yani Hazreti Peygamberimizin, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesini takip ediyorlar. Onu hayatlarına uygulamaya çalışıyorlar. Fakat yani zaten dinimiz bu hoşgörüyü bize tavsiye ediyor. Zaten dinimiz bize saygılı olmamızı istiyor. Diğer dinlere karşı, diğer inanç inananlara karşı, farklı inançlara sahip olan insanlara karşı saygılı olmamızı ve onlara tolerans tanımamızı istiyor. İşte zaten buradaki Müslümanlar, bunu ben bilhassa vurgulamak istiyorum. Buradaki Müslümanlar tam Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize aktardığı şekilde, yani ayet-i kerimelerde buyurduğu şekilde ve Hazreti Peygamberimizin bize naklettiği hadisleri şeklinde hayatlarını sürdürüyorlar. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum Sayın Müftüm. Bir gönül kırdıysan eğer, kıldığın namaz namaz değildir sözü burada çok açıkça işte, kendini gösteriyor Yunus Emre'nin sözüyle. İşte bakın, zaten Yunus Emre'ler olsun, Mevlana'lar olsun, ne olursan ol, yine gel. Evet. Yani işte biz bu toplumun mirasçılarıyız. Yani bu milletin mirasçılarıyız. Yani Hazreti Peygamberimiz de yani Hazreti Peygamberimiz, eğer örnek almak istiyorsak, yani onun o dönemde gayrimüslimlerle ilişkisini biz şu an burada bunu uyguluyoruz. Yani biz derken Romanya'da yaşayan Türkler, Türkiye devleti olsun, yani bunlara dikkat ediyoruz. Yani şimdi farklı bir şeyimiz yoktur. Bakın, biz hiçbir zaman ekstremizme karşı, yani efendime söyleyeyim, hiçbir zaman bir olayı çok radikal bir şekilde yorumlamaya gitmiyoruz. Biz tamamen her şeyi toleranslı ve saygılı bir şekilde karşılıyoruz. Yani mesela inansız bir insanı bile dinliyoruz. Onun düşüncelerini saygıyla karşılıyoruz. Yani bu çok önemlidir. Yani insanlar arasındaki münasebetlerde birbirini dinlemek, birbirine saygıyla davranmak, bu çok önemli. Zaten ortam, yani bu model buradan oluşmuştur. Zaten temel anlamda bütün kitaplarda barış, dostluk ve huzurdan bahsediliyor. Sayın Müftüm, kısa bir reklam arası vereceğiz ve sohbetimize bu şekilde devam edeceğiz. Evet, kısa bir reklam arasından sonra yeniden beraber olacağız. Păstrează-ți economiile la loc sigur și sporește-le valoarea. Depozită la termen de la Credit Europe Bank. Thank you.
Foame! Foame! Atunci poftește repede la restaurantul EMI. Domnul Șucru vă așteaptă cu cele mai apetisante mâncăruri turcești. Musaca de vită cu ouă, ghiveș de vită în oală de lup, paste cu miel a la Ankara, kebab Alina Zâc, kebab Iskender, baclavale, sarailii și multe altele. Totul în porții uriașe și la prețuri pitice. Ambientul este deosebit. Poftă bună! Bauplast, termopane care îți reduc factura la căldură cu 20%. Bauplast, profile clasa A de calitate germană. Faceți diferența! Bauplast, design unic în România. Nu uita, Bauplast! Evet Sayın Müftüm. Bütün dinlerin barış, dostluk, hoşgörüye dayalı olduğunu söyledik. Siz geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir atak yaparak bu Arap Asya ülkelerinde alınan diplomaların Romanya hükümeti tarafından tanınmamasını sağladınız. Bu yönde neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi tanınmamasını sağlamak diye bir şey söz konusu değil. Yani şimdi bakın durum şöyle. Biz bir kere müftülük olarak amacımız Romanya'da yüzyıllardır devam eden bu yaşam modelini muhafaza etmek. Bunu korumak ve bunu nesilden nesile, jenerasyondan jenerasyona aktarmak. Evet. Şimdi 90'dan sonra kapılar açıldı. Yani benim gibi yani Romanya vatandaşı olan Türk veya Tatar soydaşlarımız, dindaşlarımız değişik İslam ülkelerinde eğitime gittiler. Ben de ve birkaç arkadaşlarım da Türkiye'ye gittik. Şimdi gittiğimizde bakın bu çok önemli. Bu mesaj çok önemli. Gittiğimizde biz devlet aracılığıyla gittik. Devletin burslusu olarak gittik. Yani mesela ben 90'da 91'de sınava girerek gittim Türkiye'ye. Hocam biz zaten o ayrıntıları, o nüansları bilerek. Şimdi yok bunu ben kulamak istiyorum. Zaten size. Oraya geleceğim. Siz olaya çok ciddi bakıyorsunuz. Yani şimdi ben oraya geleceğim. Devletimizin, Romanya devletinin, ben bir Roman vatandaşıydım. O zaman daha gençtim. Romanya devletimizin... Hala da gençsiniz Sayın Müftü. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Yani Romanya devletimizin Türkiye Cumhuriyeti devletiyle bir anlaşması vardı. Yani eğitim, kültür alanda bir anlaşması vardı. Biz bunlara istinaden eğitimimizi Türkiye'de gördük. Fakat ondan sonra geldik, diplomalarımız tanındı. Yani benim diplomam tanındı. Niye? Çünkü ben kendi kafama göre oraya gitmedim. Ben herhangi bir sivil kuruluş toplumun aracıyla veyahut özel olarak oraya eğitime gitmedim. Yani şimdi bir insan, bu çok önemli bir gencin hayatında. Evet. Onu yönlendirmek çok önemli. Yani mesela bir yeri seçtiğinde ve şunu da düşünüyorsa, geri dönmeyi de düşünüyorsa ve devlet kurumlarında çalışmayı da arzuluyorsa, yani o amaçla oraya eğitime gidiyorsa muhakkak devletin resmi olarak o ülkeyle ilişkilerine dikkat etmesi lazım. Siz de bunları baz aldınız da. Tabii biz bunları baz aldık. Zaten bizim büyüklerimiz yani bunları yönlendirdi. Mesela Türk Birliği'ne gittik, Tatar Birliği'ne gittik. Yani birlikler zaten bunları bilerek, o dönemde birliklerin yöneticileri bunları bilerek biz oraya gittik. Yani bizi bu tarafa yönlendirdiler. Sayın Müftüm ne oldu da? Şimdi oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Buyurun. Şimdi mesela bu kardeşlerimiz eğitime gittiler. Benim gibi 8-9-10 sene orada eğitimlerini gördüler. Ama eğitim süresince dahi bu asıl yani nüansı yani önemli olan şeyi araştırmadılar. Ya ben okuyorum da fakat döndüğümde ne olacak? Diplomama denklik verilecek mi? Ben bunu araştırdım. Evet. Bakın eğitim süresince Mecidiyedeki Mecidiyede bizim Kemal Atatürk Ulusal Koleji'miz vardır. Tabii şu an Ulusal Koleji oldu. O dönemde İmam Hatip Lisesi'ydi. Yani bu medresenin bir devamı olarak. Evet. Açılan bir eğitim kurumu. Ben oraya gelip öğretmenlere iç içeydim. Onlarla diyalog içerisindeydim. Onlarla birlikte fikir alışverişi yapıyorduk. Mütalaa ediyorduk. Yani diyeceğim ilgileniyordum. Toplumla ilgileniyordum. Toplumla diyalog vardı.
o dönemde müfettişlikle diyaloğum vardı. Yani efendime söyleyeyim birliklerle diyaloğum vardı. Çünkü birliklerin aracılığıyla. Yani hem okuyor hem araştırıyor hem de ilgili yerlerle kontak halinde. Tabii çünkü ben zaten amacım benim buradan gittiğimde eğitim için buradan gittiğimde ben gelip burada hizmet etmem amacımdı. Ama böyle bir amaç bir insan güttükten sonra böyle bir amacı olan bir insan ne yapacak? Araştıracak. Buraya gelince nereye girebilecek? Ne yapabilecek? Acaba ilk asıl bir insanın aklına gelen denkliği olabilecek mi? İşte bu konuda biz bunları yaptık. Ondan sonra bizim konumuzda bir sıkıntı olmadı. Ama bu konuda Romanya Devleti'nin bakın müftülük kurum olarak diploma denkliği veren bir kurum değildir veya diploma denkliği tanıyan bir kurum değildir. Elbette. Bir kere şimdi şöyle bir o dönemde böyle bir sıkıntı oldu arkadaşlarda. Ya dedi müftülüğün aracıyla gittik. Hiçbir müftü onları gönderdiğini tanımıyor. Yani bu çok önemli. Yani anlaşma de, bir de göndermekle de yükümlü değilsiniz. Yani şimdi şöyle yok eski dönemlerde bir kere müftülük bunu yapamaz. Müftülük niye? Çünkü Romanya'daki devlet yasalarına bağlı. Evet. Şimdi bir kere müftülüğün veyahut Romanya Milletin Bakanlığı veyahut Romanya'nın diğer kurumların bu arkadaşların okuduğu üniversitelerle bir protokolü yok veya bu devletlerle bir protokolü yok. Anladınız mı? Peki neye göre biz müftülük aracılığıyla gittik? Yani şimdi niye dediler biliyor musunuz? Sırf beni zor duruma düşürmek için işte tam o sırada dikkat ettiğiniz çok farklı bir skandala yol açabilmek için böyle bir sıkıntı oldu. Ama biz bunu devletimizin büyükleriyle, efendimizin devlet yetkilileri bu konuyu çözdük. Yani biz şimdi hiçbir Arap ülkesine bir tavrımız yok. Ama biz istiyoruz ki burada yasalara göre hareket edilsin. Olması gerektiği gibi yürüsün. Olması gerektiği gibi yürüsün. Bizim amacımız Romanya'da mevcut olan yaşam modelini dediğim şekilde nesilden nesile aktarmak. Buradaki biraz önce şunu da söyledim. Yani Romanya'daki Müslümanlar denilmesin. Ehli sünnet ve cemaat akidesi dışında hayatlarını sürdürüyorlar. Veyahut bize şöyle bir şey de bir kötü bir damga da vuruldu. Tabii siz bunu bilmiyorum biliyor musunuz bilmiyor musunuz? İşte siz Müslüman değilsiniz. Kravat takan Müslüman değildir. Efendime söyleyin siz dininizi yaşamıyorsunuz. Siz Hazreti Peygamber'in sünnetin dışında gittiniz. Siz batılı inançlar yani Türkiye'nin bakın Türkiye'de bu sıkıntıları çekti. Türkiye'nin 60'lı 70'li yıllarda çektiği sıkıntıları Romanya 2000'de çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok acı bir şey. Yani çok acı bir şey. Çok ama Romanya'da 60 bin 100 bin diyelim Müslüman var. Yani niye aynı sıkıntıya biz vesile olalım? Bize dedi ki biz devletimizin tanıdığı diplomalarla yani mezun olan arkadaşları işe alabiliyoruz. Bakın yani benim politikam bu oldu baştan bu yana. Dikkat ettiyseniz çizdiğim politika benim, çalışma sistemim. Yani politika demeyelim çünkü ondan sonra arkadaşlar yorumluyorlar. Öyle bazı arkadaşlarımız politikacı falan yaptılar en son dönemimizi. Her şey yani, aslında apaçık yani bizim, ortada. Evet bizim çalıştığımız sistem devlet sistemidir. Yani devlet yasalarına saygı gösterir çünkü devlet bana bir hak tanımıştır. Bana tanıyan bu hakkı ben saygıyla karşılamam lazım ve o yasalara riayet etmem lazım. Yani ben buranın vatandaşıyım. Ama buranın vatandaşıysam ve bu kurumda ben seçtiyseler cemaatim, toplumum bu konuda ben devlete karşı saygı göstermem lazım. Evet. Dolayısıyla biz dedik ki devlet tanıyorsa gelin bugün birlikte çalışalım. Ama işte dediğim gibi ben burada ne milletin bakanlığının avukatlığını yapıyorum ne de müftülüğüm. Ben burada diyorum ki bu arkadaşlar eğer devlet aracılığıyla bakın bizi ben gittim metodu anlattım eğitimi. Devlet aracılığıyla gitmişse o ayrı. Şimdi ondan sonra mukayese ediyorlar. Bakın bu da çok önemli. Bazı kardeşlerimiz işte bazı ülkelerde mesela benim arkadaşlarım vardır. O ülkelerde okuyan mezun olan müftüler vardır. Örnek olarak mukayese müftü. Ama onunla geziyorsun. Gezmek ayrı. O ülkenin devleti onu tanıdıysa, onun diploması tanıdıysa o benim şeyim değil. Elbette değil. Yani o ülke ayrı, Romanya ayrı. Şimdi bakın geçenlerde Avrupa Birliği'nden geldim. Merkezden geldim. Avrupa Birliği bir toplantıya verdim. Şimdi deniliyor ki Avrupa Birliği bu çok önemli. Her bir devletin hiç yasalarına karışmıyor. Her bir devletin hiç yasalarına karışmıyor. Burada denilmesin ki şimdi. Her ülkenin kendine özgü yasaları var. Kendine göre bir takım prensipleri var. Evet. Mesela Avrupa Birliği'nde ben Avrupa Birliği'ndeki Müslüman kardeşlerimize saygı duyarak böyle bir toplum yok. Böyle bir sistem yok. Oturmuş bir sistem yok. Böyle bir kurum yok. Müftülük kurumu yok. Bana bir söyleyin bir örnek verin. Deyin ki Çek Cumhuriyeti'nde müftülük var. Bir de bakın Avrupa Birliği'nde şu an üye olan ülkelerde Romanya vardır, Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya.
Bu ülkelerde müftülük kurumları vardır. Şimdi zaten Avrupa Birliği'nin, Avrupa devletlerinin, Batı'nın Müslümanlarla iletişim konusunda yani bu konuda sıkıntıları vardı. Niye? Çünkü bir NGO'yu, bir vakfı davet ediyor. O diyor ki ben Müslümanları temsil ediyorum. Bir başkası çıkıyor, ben Müslümanları temsil ediyorum diyor. Bakın işte bu çok önemli. İşte bunların hepsini bir araya getirerek bir müftülük oluşturuldu ve Müslümanların en huzurlu, en dostane, en barışçıl yaşadıkları ülkelerin başını zannediyorum Romanya çekiyor sizin belirttiğiniz gibi. Yani Romanya tabii ben şu an son dönemde basında da okuduysanız ben bunu da söyledim. Batı bu konuda bizi örnek alması lazım. Batı Romanya'yı yaşam modeli konusunda, dinler arası diyalog, hoşgörü konusunda, barışçı yaşam ortamı konusunda bizi örnek alması lazım. Bakın bir de Roman vatandaşlar olarak Batı'dan çok farkları var. Yani milli değerlere saygı, yani dini değerlere saygı, dini yerleri yaşama, yaşam konusunda Batı'dan çok farklılığı var. Yani Romanya bu yani din yaşantısını, din modelini Batı'ya ihraç edebilir. Yani bunu çok vurguladım ki bu da doğru, gerçekler de budur. Yani vatandaş olarak da Romanlar sadece bizim sonra dine daha yakınlar Batı'ya nazaran. Bakın en son Papa'nın Cumhuriyeti'ndeki ziyareti. Evet. Biliyorsunuz şu an toplumun yüzde neredeyse 50'si ateist olmuş. Evet. Çok üzücü bir şey maalesef. Doğru. Yani biz ateistlere de saygımız var. Fakat bu çok üzücü bir şey. Batı bu konuda kendisine bir soru işareti koyması lazım. Yani sadece maddeye yönelik bir politika değil Batı'nın. Aynı zamanda insana, çünkü insanları bir arada tutan, işte bu ortamı oluşturan, bu hoşgörüyü, saygı ortamını oluşturan sadece madde değildir. Sadece para değildir, materyal bir sistem değildir.